Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda size drone toplamak için gerekli olan ekipmanları ve genel özelliklerini anlatacağım. Sonrasında ise zorunlu olmayan ekipmanlardan kısaca bahsedeceğim. Haydi başlayalım. İlk sırada frame yani gövde geliyor. Bu drone'umuzun şasisi olacak parça, en büyük özelliği esnek olması. İki çapraz motoru arası mesafe 25 santimden başlayarak 110 santime kadar çıkan modelleri mevcut. Drone küçüldükçe fiyatı azalır, taşıyabileceği yük azalır. Bu yüzden ağır çekim ekipmanları taşıyamazlar. Daha önce hiç uçuş yapmayanların deneyim kazanması için son derece mantıklıdır. Dar yerlerden geçebilirler, üzerindeki hareketsiz kameradan gelen görüntüyle aksiyon uçuşları yapabilirler. 45-50 santimlik olan modelleri bu ikisi arasında kalmış diyebiliriz. Bir miktar aksiyon uçuşu gerçekleştirebilir, bir miktar stabil uçuş gerçekleştirebilirler. Üzerlerinde 2 veya 3 akslı gimbal taşıyabilirler. Biraz düşe kalka ben bu işi öğreneyim, sistemi kendim toparlayayım diyenler için tavsiye edeceğim boyuttur. Ben fotoğraflarda gördüğünüz 50 santimlik S500 modelini kullanıyorum. İkinci olarak uçuş kartı geliyor. Bu kart drone'un beynidir. Sensörden, kumandadan, GPS'ten gelen bilgileri işleyerek motorlara çalıştırıcı sinyaller yollar. Burada da çok fazla seçenek mevcut ama ben APM ve Pixhawk'a odaklanacağım. Kurulum ve ayar aşaması zor olan bu kartlar piyasada yetenekleri ve özellikleri bakımından çok başarılı kartlardır. Pixhawk gelişen özelliklere APM'in yetersiz kalmaya başlaması üzerine çıkmış bir üst modelidir. Tabi daha pahalıdır. Öğrenmek ve temel modları kavramak için APM yeterli olacaktır ancak ileride bu kartı geliştirme ihtiyacı hissettiriyor. Ben APM 2.8 modelini kullanıyorum. Motorlar ve pervaneleri birlikte ele alacağım. Bu seçim zor bir aşamadır. Drone'un şasisine ve toplam ağırlığına göre bir motor ve ona uygun pervane seçilmesi çok önemlidir. Motorun çalışma voltuna göre ve seçilmiş pervane ile birlikte uyguladığı kaldırma kuvveti bu seçimde ilk kriterdir. 4 motorun toplamı, drone'un toplam öngörülen ağırlığının 2 katı olması önerilir. Diğer bir konu da verimliliğidir. Bu da o kaldırma gücünü uygularken çektiği akım üzerinden düşünülebilir. Şunu unutmamak gerekir ki pervane boyutu büyüdükçe motorun dakikada volt başına attığı tur sayısı olan kilowatt değeri azalmalı. Aksi halde arabaya traktör tekeri takmış gibi oluruz ve motor pervaneyi döndürmekte çok zorlanır. Son bir konuda quadcopter'da 2 pervane saat yönünde, ikisi de ters yönde döner. Ekranda gördüğünüz motorlar için bu durum hiçbir şey değiştirmiyor. Kablo bağlantısını değiştirerek motorun yönünü çevirebiliyoruz. Ancak pervane bağladığınız yer şu şekilde ise uçuşta pervane kapağının açılmaması çok önemli. İyi sıkmanın dışında kapağın motorun döndüğü yönün tersi yönde kapandığından emin olmak gerekir. Sebebini ekranda görüyoruz. Electronic Speed Controller yani ESC'ler uçuş kartından aldığı sinyallere göre motora direkt pilden elektrik sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken konu motorun yük altında çektiği elektrik akımından daha fazla akım sağlayabiliyor olması. LiPo pil drone'un en kritik parçalarından biri. Çünkü uçuş süresini belirleyen parça. Toplamda 3 parametresi mevcut. İçinde kaç tane seri pil bağlı olduğunu gösteren S değeri, bu değer pilin voltunu söyler. Pil seçimi içinde ESC'lerin çalıştığı volt aralığına dikkat etmemiz gerekir. Pilin bir yerde dayanma süresini gösteren miliamper değeri ve pilin verebildiği en yüksek akımı hesaplamamızı sağlayan kapasite yani C değeri vardır. Burada sadece şunu söyleyeyim. En büyük miliamper değeri en uzun uçuş süresi demek değil. Çünkü miliamper değeri arttıkça ağırlık artıyor. Bu da motorlara binen yükü arttırıyor. Kumanda alıcısı ise basitçe kumandadan gelen verileri uçuş kartına aktaran parçadır. Power modül pilden gelen voltu ayarlayarak uçuş kartının elektrik ihtiyacını karşılar. Bunu yapmanın farklı yolları olmakla birlikte bence en kolay formu bu şekilde. Power modülden de bahsettiğimize göre drone'un üzerinde olması zorunlu olan aletleri bitirmiş olduk. Şimdi de drone dışında bulunması gereken aletlere bakalım. Bunlar kumanda, LiPo pil şarj aleti ve pervane balans aletidir. Bunlardan kumandanın minimum 6 kanallı olması önerilir. LiPo pil şarj aletinin ise balanslı şarj yapabiliyor olması gerekli. Burası da tamam gibi. Zorunlu olmayan ekipmana baktığımızda karşımıza ilk olarak telemetri modülü çıkıyor. Bu modül uçuş anında drone'dan telefon veya bilgisayar aracılığıyla bilgi akışı sağlar. İkinci olarak video transmitteri görüyoruz. O da drone kamerasının o anda gördüğü veya çektiği görüntüyü bize gönderiyor. Biz de bunu yerden alıcısı vasıtasıyla izleyebiliyoruz. Mini OSD ise kamera görüntüsünün üzerine drone ile ilgili bilgiler yansıtıyor. Yani drone'un yüksekliği, bize olan uzaklığı, drone'un pil seviyesi veya havadaki konumunu biz bu sayede görebiliyoruz. Bu da bize sadece bu görüntüyle drone'u uçurabilme imkanı sağlıyor. Şimdi gelelim videonun son konusuna. Gimbal'lar dediğimiz kamerayı iki veya modeline göre 3 eksen üzerinde kontrol etmemizi sağlayan kamera taşıyıcılarına. Gimbal bizim kamerayı istediğimiz açıya getirmemizi sağlayan alettir. Aynı zamanda kameranın istenilen yönde dururken sarsılmadan aynı yöne sürekli bakabilmesini sağlar. Bu da bizim daha güzel görüntüler elde edebilmemizi sağlıyor. Gimbal'ların nasıl çalıştığını bir video ile göstereyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Drone'daki parçaları kısaca tanıtmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Toplamayı düşünenler için parçaların marka ve modellerini açıklamada paylaşacağım. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.